Hepiniz hoş geldiniz canlar. Bugün sizlerle ikincisi olan TikTok tarifleri videosunu çekeceğiz. Hiçbirini daha önce denemedim. İlk defa sizlerle beraber yapacağım ve tadımını Fatih'e yaptıracağım. Hadi bakalım hemen çekmeye başlayalım. Bakalım sonuç ne olacak? Canlar, ilk tarifimiz hepinizin fazlasıyla gördüğü bulut ekmek tarifi. Bulut ekmek tarifi aslında düşündüğünüzden çok basit. Sadece birkaç tane püfü var. Bu püflerden de en önemlisi yumurta akına kesinlikle ama kesinlikle bir yumurta sarım değmemeli. Bir diğeri de kullanacağım kabın ya da işte yumurtamın içine su damlacığı olmamalı. Eğer su damlası ya da yumurta sarısı olursa o pofidik bulut ekmekleri yapamazsınız. Böyle hemencecik yapılıyor gibi görünüyor ama yani hem basit bir tarif hem de birazcık ince işçiliği olan, püf noktaları olan bir tarif. Şimdi ben 3 tane yumurtamı konuştuğum süre zarfında gördüğünüz üzere akını sarısından güzelce ayırdım. Hiç içine sarı düşmemesi lazım. 3 tane yumurta akın bir yerde, 3 tane sarım bir yerde. Şimdi mutfak şefimin başına gideceğim. Canlar, şurada 3 tane yumurta akım var. Koyuyorum. Makinemi kapatacağım ve çırpmaya başlayacağım. Şimdi durdurdum. İçine 3 yemek kaşığı şeker ilave etmem gerekiyor. Birinci şekerimi koydum. Tekrar çıkmaya başlıyorum. Gene kapattım. Şimdi ikinci şekerimi koyuyorum. Onu da açıyorum hızlı. Kabarsın. Ve artık son kaşık şekerimi de koyuyorum. İyice şimdi yumurtamla şekerim bir güzel çırpılsın. Bakar mısınız ne kadar güzel bir kıvam oldu. Şimdi bir yemek kaşığı mısır nişastası ve bir paket vanilin ilave ediyoruz. Bunlar da karışana dek çırpıyoruz. Artık bulut ekmeğimiz hazır hale gelecek. Bu arada bunu siz isterseniz böyle renkli de yapabilirsiniz. Ama ben renkli yapmayacağım. Böyle beyaz bir bulut ekmek yapmak istiyorum. Tabii mavi falan da çok yakışır. Bir tane pişirme kağıdı serdiğim tepsimin üzerine şimdi hepsini şöyle bir güzel hop koyacağım, oturtacağım. Bu arada fırınımı önce 180 derecede ısıttım. Ama bunu koymadan yani bulut ekmeğimi koymadan önce şimdi 150 dereceye indirdim. Yani ısınmış bir fırın ama 150 dereceye indirdik. Güzel bir şekil verelim ona. Nasıl çekebilecek yok ya. Şöyle. Ay çok, yani öyle bir dokusu var ki. Allah'ım çok güzel ya. Pişmeden bile hakikaten dokusu efsane. Bakalım bulut ekmek furyası ne kadar doğruymuş. Nasıl güzel olacak ya da olmayacak. Bayağı iyi görünüyor şu an değil mi? Şimdi önce 180 dereceye ısıtıp ekmeğimi atmadan önce 150 dereceye aldığım fırınıma bulut ekmeğimi yolluyorum canlar. Canlar, şimdi bir sonraki tarifim narlı çikolata. Bunu da çok yerde görüyorsunuzdur. Şöyle biraz damla çikolatam var. Sıcak suyun üzerine koyacağım ve damla çikolatamı benmari usulü eriteceğim. Daha sonra biraz da nar ayıkladım. Üzerine de nar ekleyeceğim. Bakalım bu tarif nasıl olacak? Narla çikolatanın güzel olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım çikolatamızı eritelim ve sonra yürüdük. Bir tane tepsinin üzerine şöyle pişirme kağıdımı koydum. Çikolatalarımızı benmari usulü eritmiştik. Ondan sonra şöyle bir yayalım. Böyle madlen çikolata gibi yapacağız. Bu arada ben sütlü kullandım. Bir tane kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Şöyle. Bu arada damla çikolatalarımı aşırı soruyorsunuz. Linkini açıklamalara bıraktım. Oradan bakabilirsiniz canlar.
Ben çok seviyorum. Yani çikolatayı meyveyle aşırı seviyorum. Narın da çok yakışacağına eminim. Yakışmaz mı ya, değil mi? Bence çilek de çok yakışıyor bu arada. Çikolatayla çileğin uyumu zaten efsane. Öyle değil mi? Güzelce koyalım. Güzel narlarım. Narlarımızı koyalım üzerine. TikTok'ta bu tarifi de ben çok görüyorum. Yani bilmiyorum, acaba izlediğim şeyler mi bana denk geliyor? Ben böyle neyi çok gördüysem onu yaptım. Böyle çok takıldığım bir ortam değil açıkçası ama gene de Instagram'da falan fazlasıyla karşımıza çıkıyor değil mi tarifler? Derin dondurucuya atacağım. Güzel çikolatalarım bir donsun. Canlar, bir diğer tarifimde cupcake kalıplarında ekmekçikler. Şöyle bir delik açıyorum ki kolay sığdırayım. Hatta bir değil de şöyle yapalım bakın. Birbirine bağlı olsun, sakın komple koparmayın. Şöyle bir dört şeklinde açalım çiçek gibi. Ve şuraya çiçeğimizi yerleştirelim. Üst üste gele gele. Şöyle. Hah. Oldu oldu. Ekmek biraz bayatmış ama olsun. Bir buradan kesiyorum. Bir buradan kesiyorum. Bir buradan. Bir daha buradan kesiyorum. Ve ekmeğimi şuraya kat kat koyacak şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Aa, çok güzel oldu. Bu zaten bence yapılabilecek en pratik kahvaltılıklardan biri. Bu arada fırınım 180 derecede ayarlı. Ben şöyle 3 tane yapsam yetecek aslında ya. Evet, 3 tane yapmam yeterli olacak bence de. Bunu daha geniş bir kabın içine de yapabilirsiniz. Azıcık şöyle salam atalım dibine. Yediğinizde böyle bir salam tadı da gelsin. Ve sıra geldi yumurtamıza. Benim şimdi kalıplarım biraz küçük olduğu için bir bütün yumurta çok gelir diye tahmin ediyorum. Bir karıştıralım. Biraz da tuz ekledik. Ve daha sonra azıcık. Hoppa. Oy çok doldu. Çok doldu. Bu kadar çok doldurmayın. Biraz daha az. Şöyle. Koyalım. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınıma cupcake'lerimi yolluyorum canlar. Çok lezzetli, çok güzel ekmekçikler olacak. Ya ekmeğimin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem oldu. Şimdi size böyle bunu yararak göstereceğim. Ah, çok güzelsin. Lavaşı gördünüz. 4 tane malzememi gördünüz. Artık ne yapacağım hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu lavaşlar bu ara aşırı moda. Lavaş, tost diye geçiyor. İster içine sucuk, kaşar, salça, mısır gibi koyup pizza yapabilirsiniz. Ben bugün böyle tatlı bir tarif yapacağım. Böyle kafanızda 4'e bölüyorsunuz lavaşı. Ve bir yerinden şöyle bıçakla kesiyorsunuz. Bu benim çevirebileceğim bir alan oluşturuyor bana. Şimdi ben ne kullanacağım hemen size söyleyeyim. Biraz benim şöyle fındık ezmem var. Biraz fındık ezmesi süreceğim. İyice ne? Daha sonra şekerler. Fındık ezmemi kenara alayım. Bir sonraki level'ıma muz koymak istiyorum. Dediğim gibi böyle gözünüzle 4'e bölün. Bu arada tost makinesini ısıttım. Tost makinesi ısınıyor. Ve bu tarifleri ilk kez deniyorum. Yani tarifleri baktım ve ilk defa deniyorum. Yani TikTok'ta en çok yapılan yemek tarifleri bunlar. Şu 4. bölüme de Nutella koyacağım. Yani eminim ki bunun pizzası efsane oluyordur. Yani ondan hiçbir şüphem yok. Yani lavaşın içine sucuk, kaşar, salça girdim mi kötü olma ihtimali var mı, değil mi yani? Ama tatlı olarak çok merak ediyorum. Bakalım bana aynı performansı verecek mi? Son olarak da çileğimi koyuyorum. Ve tarifim bu kadar. Gerçekten şaka gibi ama tarif gerçekten bu kadar. Bundan sonra sadece katlama. Bir şu bölümünü katladık. Hop tuttum. İkinciyi buraya katladım.
Ve hop tuttum. Son olarak da bu tarafı katladım. Dediğim gibi tost makinemi ısıtmıştım. Şimdi hep beraber tost makinesine gidelim. Ben tost makinemi ısıttım. Şimdi içine koyuyorum. Ve azıcık böyle ezilene kadar tost makinemde eziyorum. Bu tarifimiz de bu kadar. Şimdi hepsini sizler için tadacağım. Bakalım TikTok tarifleri gerçekten lezzetli mi yoksa değil mi? Gerçekten bulut gibi. Yani böyle bir lezzet, böyle bir güzellik yok. Bayıldım. Yemin ederim ki dokusu falan efsane ya. Şöyle bir göstereyim size bakın. Birazcık yapışıyor sadece ama onun dışında of. Ay çok güzel değil mi? Yumuş yumuş kız. Beybiler şimdi tostumuz hazır. Şöyle yanına da çilek kestim. Sunumlu olsun. Ekmeğimin içini göstermiştim. Muffinlerim çıktı. Böyle gül gibi oldular. Narlı çikolatalarım da hazır. Yani böyle hepsini toplam 30 dakika gibi bir sürede yaptım yani. Bir tek bu ekmeğin pişmesini bekledik. Geri kalanlar gerçekten böyle aşırı kolay. Hani videolarda görüldüğü kadar hızlı. Evet hızlı yani. Bir tek şunun bekleme var. Bunun pişirme süresi var. Yoksa hemen böyle 15-20 saniyede hazır oluyor. Yani şu hele dünyanın en kolay şeyi. Şimdi bakalım tadıma geçelim. Hayır, hadi bakayım tattır bakayım. Heyecanlandım. Tarifleri ben yaptım ama Fatih'e tattıracağız. Şimdi şuna başlayalım. Ya ben diyetteydim ama. Diyettesin ama olsun sen şöyle bir tat. Bu ne? Yumurtalı ekmek ama bu şimdi bir tarifimiz. Birazdan soracağım sana 10 üzerinden kaç verdin tamam mı? Bu kuru ekmek. Bu evet biraz kurudu yani içindeki yumurtası pişene kadar ekmek kuruyor. Bence denemeyin. Ekmek ya bu. Ekmek gibi oldu evet ekmek bayağı bir kurudu yuttun mu? Yuttum o ne ya? Bu bulut ekmeğimiz. Ben bunu aşırı beğendim. Bakalım. Bu garip ya. Nasıl garip ya? Bu ekmek değil ki bu. Ekmek gibi işte. Peki bir şey soracağım. Hiç yumurta kokusu var mı? Sence bunun içinde yumurta var mı? Çok güzel de. Tadı çok güzel. Yumurta var mı sence bunun içinde? Yumurta kokusu var mı? Var. Tamam yumurta var biliyorum ama koku var mı? Evet var. Hadi be. Hayır ben çok az yiyorum. Bence hiç gelmiyor yumurta kokusu. Yuttun mu? Yuttum. Evet. Şimdi birazdan soracağım. Narlı çikolatalara geldik. Ay öyle bir saçlattın gözüme geldi. Bak bunu gör. Çok güzel. Damacan mı? Yetiyorum ama. Diyetisin ama bu tadım iyi oldu sana. Diyet sırasında çok iyi oldu. Ve son olarak da canlar. Nutellalı, fıstık ezmeli, muzlu, çilekli tostumuza geldi sıracık. 2 günlük diyetim boşa gitti ya. Hayır ya birer lokma ile gitmez. Gitmezsin az birer lokma ile büyük aç. Ya. Aşkım ucundan olmaz ucunda yok diyet ki. Diyetteyim diyorum sana. Biraz büyük kısım. Ben de ısırayım bakayım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Diyetimi bozduruyor. Aynı waffle gibi olmuyor bu. Ama diyetim gitti tabii. Bunu hiç sevmeyeceğim seni. Aç kaldım bunu. Bir ısıklamayacağım. Evet Fatih. Ama bu çok güzel. Hepsi güzel aslında. Bir bu. Bu çok. Bunu gerçekten ben de beğenmedim. Çünkü neden diyeceksiniz? Aşırı kuru olmuş. Evet. Yumurta pişene kadar içinde ekmek çok kurumuş. Şu çok güzel bir şey. Hani 25 dakikada yapabileceğiniz çok güzel. Şu biliyorsunuz 2 dakikada oldu. Bu güzel evet. Değişik waffle, bir şey. Waffle tadı yok mu aynı? Evet. Aynı waffle gibi oldu. Birinizle başla. Ben şunu bir parça daha sileyim bari. Madem diyet gitti. Bak. Vallahi güzel oldu. Evet. O zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.